Türkiye son 10 yılında insansız hava araçlarına yönelik ciddi çalışmalar ortaya koydu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İHA'larla havadan keşif uçaklarının temini ve geliştirilmesi için bugüne kadar 877 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Bunun 560 milyon dolarlık kısmı yerli üretim İHA'lara ayrıldı. İşte Türkiye'nin İHA serüvenindeki son durumu ve ilk milli İHA'mız Bayraktar TB2'nin hikayesi. Kasım ayı itibariyle Türk havacılık sanayi son yıllardaki en önemli başarısına imza attı desek yanılmış olmayız. Çünkü Baykar Makina tarafından tasarlanıp milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk özel sektör insansız hava aracı Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Keşan Askeri Havaalanı'nda gerçekleştirilen test kabul prosedürlerinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililer de yer aldı. Kale Kalıp Baykar Makina Ortak Girişimi Grubu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın İHA ve keşif uçakları için ayırdığı 877 milyon dolarlık bütçenin yaklaşık 60 milyon dolarını, diğer bir ifadeyle sadece %6.8'ini kullanarak Türkiye'yi ilk milli İHA ile tanıştırdı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı uhdesi altında geliştirilen taktik İHA sınıfındaki Bayraktar TB2'nin birinci etabında 6 uçak ve 2 yer kontrol istasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın çatısı altında hizmet verecek. İkinci adımda ise 2015 yılı içinde 6 uçak ve 2 yer kontrol istasyonu teslim edilecek. Sözleşmede yer alan üçüncü parti ise opsiyon olarak bekletiliyor. İhtiyaç halinde ve istendiği zaman teslimatı gerçekleştirilecek. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine aldığı yeni teknolojik ürün milli İHA'larla Türkiye'yi savunma alanında başka bir lige taşımış olacak. Dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyeye sahip keşif ve gözetleme aracı olan Bayraktar TB2'nin milli imkanlarla geliştirilen kritik aksamları, yazılım ve donanımlarındaki yerlilik oranı %93. Geriye kalan %7'lik bölüm ise yurt dışında rafta hazır bir şekilde bekleyen ticari ürünlerden oluşuyor. Bayraktar TB2, ihale aşamasındaki 10 saat havada kalma ve 18 bin feet irtifada uçma şartlarına göre tasarlandı. Ancak test aşamasında 24 saat havada kaldı ve 27 bin feet irtifada uçtu. Şu an itibariyle ise TB2 30 saat havada kalarak 30 bin feet irtifada yol alıyor. Haberleşme menzili 150 kilometre, seyir hızı 70 knot olan Bayraktar Taktik İHA'nın boyu 6,5 metre, kanat açıklığı ise 12 metre. Maksimum kalkış ağırlığı 600 kilogram olan TB2'nin faydalı yük taşıma kapasitesi ise 55 kilogram. Türkiye'de üretilen bir başka insansız hava aracı ise ANKA. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, kısa adıyla TAİ tarafından geliştirilen ANKA'da seri üretime geçilmiş durumda. Ancak testleri devam ettiği için henüz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kabul edilmiş değil. Faydalı yük, yani silah ve mühimmatlı gelişmiş modelinin üretilmesi için de çalışmaları süren ANKA, ilk uçuşunu Aralık 2010'da gerçekleştirdi. Tümüyle kompozit yapıda tasarlanan İHA'nın boyu 8 metre, kanat açıklığı 17 metre. 30 bin feet, yani 9.144 metre yüksekte uçabilen ANKA, saatte 217 kilometre hız yapıyor. 4.896 kilometre menzile sahip olan İHA, 24 saat havada kalıyor ve 200 kilogram faydalı yük taşıyor. MALE sınıfındaki ANKA'dan 4 adet üretildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, insansız hava araçlarıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından çeşitli şirketlerle bugüne kadar toplam 877 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Bunun 227 milyon dolarlık kısmını yurt dışından alınan Heronlar oluşturdu. Son dönemde yerli üretime ağırlık veren Türkiye'nin yerli üretim İHA'lar için imzaladığı sözleşme tutarı 560 milyon doları aştı. İmzalanan sözleşmeler içinde Heronların alımı ve bakımı dahil en büyük pay 684.2 milyon dolarla TAİ'ye ait.
Müsteşarlık Kale Kalıp Baykar ortak girişimiyle de 59.4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Bunun 47 milyon dolarlık kısmını Kara Kuvvetleri Komutanlığı filosuna yeni katılan TB2'ler oluşturdu. Vestel Savunma ile imzalanan sözleşme ise 6 hava aracından oluşan Karayel sistemi için 33.4 milyon dolar oldu. Ancak bu proje henüz tamamlanmadı.